Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcılara bilgisayarlarına virüs bulaştığını düşündüren bir yazılımın yaratıcısı 163 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Kristi Ross'un yazılımı bilgisayarda sistem taraması yapıldığını yazan bir pencere açıyor, bilgisayarın risk altında olduğunu yazıyor, tehdidin bertaraf edilmesi için kullanıcıdan 40 ila 60 dolar arasında ödeme istiyordu. Yazılımdan 1 milyonu aşkın cihazın etkilendiği düşünülüyor. Apple ürünlerinde küçülmeye mi gidiyor? Söylentilere bakılırsa iPad'in daha küçük ölçülerdeki bir sonraki sürümü bu ay ortalarından itibaren piyasaya çıkabilir. Adının iPad Mini olacağı sanılan ürün 8 inçin altındaki ekranıyla Amazon'un Kindle Fire'ına yaklaşıyor. Dahası Samsung'un Galaxy S3'ü de 4 inçlik bir sürümle küçülme hazırlığında. Bu 4 inçlik iPhone 5'le boy ölçüşme hazırlığı mı dersiniz? İngiltere mobil ADSL hazırlıklarına hız verdi. 4G hizmetlerinin takvimi 6 ay öne 2013 baharına alındı. Dolayısıyla cep telefonu devleri O2 ve Vodafone 4G hizmetine geçen Everything Everywhere şirketine karşı açtıkları davayı geri çektiler. Aslında İngiltere bu yarışı gerilerden takip ediyor. Dünyada Güney Kore ilk 4G'sine 2006'da, Amerika Birleşik Devletleri 2008'de kavuştu. Sheffield ve Sussex Üniversitelerinin araştırmacıları bugünlerde vızır vızır çalışıyor. Yeni projeleri arı beyni. Amaç arıların nasıl koku aldığının, dünyayı nasıl algıladığının sırrına ermek. Elde edilen verilerle hazırlanacak simülasyonlar sonradan uçan robotların dar alanlardaki seyir becerisini geliştirmekte kullanılabilir. Uzmanlar arıları evlerinin yolunu hiç kaybetmedikleri için seçtiklerini söylüyor.